Bismillahirrahmanirrahim. Sıfırdan İrab videolarımızda ikinci videomuza gelmiş olduk. Et-Tilmidu, öğrenci şöyle diyor. Ma nedir? El-Kelimatu el-Mu'rabet. Mu'rab kelimeler nelerdir? El-Üstadu, öğretmen cevap veriyor. El-Kelimatu el-Mu'rabetu, mu'rab olan kelimeler. Fil-Lugatil Arabiyyeti, Arap dilinde mu'rab olan kelimeler nelerdir? Bir tanesi el-ismu, isimdir. İkincisi nedir? El-fi'lu, el-muzari'u, muzari fiildir. Yani isimdir. İsimlerden mu'rab olanları var, olmayanları var. Fiildir. Fiillerden mu'rab olanı var, muzari fiil gibi. Mu'rab olmayan fiil de var. Ne? Emri hazır ve mazi fiil gibi. Et-tilmidu, öğrenci şöyle diyor. Ma nedir? Enva'ul i'rabi, i'rabın nevileri, türleri, çeşitleri nelerdir? El-üstadu, öğretmen cevap verir. Lil-i'rabi, i'rab için vardır. Ne? Erba'atu enva'in, dört nevi vardır. Bunlar nelerdir? İ'rab dörde ayrılır yani. Birincisi raf, er-raf'u. İkincisi nasb, en-nasbu. Üçüncüsü cezm, el-cezmu. Dördüncüsü cer, el-cerru. Et-tilmidu, öğrenci şöyle der. Keyfe, nasıl? Yu'rabu, i'rablanır. El-fi'lu, el-muzari'u. Muzari fiil nasıl i'rablanır? El-üstadu, öğretmen cevap verir. Yu'rabu, i'rablanır. El-fi'lu, el-muzari'u. Muzari fiil i'rablanır. Yani muzari fiil nedir? Mu'rab'tir, i'rablanır. Ve yekunu, ve olur. Ne? Gizli zamir hüve var değil mi? Yekunu olur, hüve muzari fiil. Merfu'an, merfu olur. Muzari fiil merfudur. Ne zaman merfu olur? İza tecerrade, hüve. Gizli zamir. Minen nasibi vel cazmi, cezmedici ve nasb ediciden soyunduğu vakit, sıyrıldığı vakit, onlardan yalın halde olunca yani eşittir. Fiil muzari'nin evvelinde nasb eden ve cezmeden yoksa muzari fiil merfu olur. Ev veyahut da mensuben veya da muzari fiil yekunu mensuben değil mi? Veya muzari fiil mensub olur. İza sebeka bi harfin nasibin, muzari'nin evvelinde kendisine nasb edecek bir edat varsa muzari fiil mensuptur. Ve meczumen, İza sebeka bi harfin cazimin, muzari'nin evvelinde kendisine cezmedecek bir harf varsa o zaman muzari fiil meczum olur. Sonuç: muzari fiilin evvelinde onu cezmedecek bir şey varsa muzari fiil mezzum. Evvelinde nasbedecek bir şey varsa muzari fiil mensup. Evvelinde nasbeden yok, cezmeden yok. O zaman muzari fiil merfu olur. Ve kendisini merfu eden şey görünmeyen, var olduğu kabul edilen, kendisine amili manevi denilen bir çeşit amil evvelinde vardır. O onu raf etmiştir diyoruz. Misalun, örnek. Yektubu, yansuru. Yeftahu, fark etmez. Herhangi bir muzari fiil yani. Yektubu nedir? Merfu'un, merfudur. Peki yektubu niye merfu ki? Litecerrudihi anin nasibi vel cazimi, cezmedici ve nasbediciden soyulduğu için, evvelinde onu nasb eden ve cezmeden bir şey olmadığı için bu muzari fiil merfudur. Yani evvelinde ne var o zaman? Göremediğimiz, var olduğu kabul edilen ameli manevi vardır diyoruz. En yektube, muzari'nin evvelinde bu defa en var. En, muzari nasb eden edatlardan bir tanesidir. En yektube, ba'daki fetha, fethanın nedeni buradaki en'dir. Muzari mensub olmuş. En yektube. Yektube nedir? Mensubun, mensuptur. Niye? Li'ennehu mesbukun bi harfin nasibin. Çünkü muzari'nin evvelinde ne var? Nasbeden bir harf var. O da en'dir.
Lem yektubu. Bu defa ba'da sukun görmekteyiz. Yektub fiili nedir? Mezumun, mezumdur. Niye? Lennehu mesbukun bi harfin cazimin. Çünkü yektubu iken onun evvelinde lem yazılmış. Bu durumda yektubu olmuş. Yani muzarinin evvelinde cezmeden bir harf var. Bundan dolayı muzari ne oldu? Meczum oldu. Bu durumda muzari'nin 3 halini gördük. Merfu, mensup, mezum. Zaten muzari fiil bu üçünden biridir. Muzari fiil ya mensuptur, ya merfudur, ya mezumdur. 3 halini de gördük. Et-tilmidu. Ma alametu raf'il fi'lil mudari'i. Muzari fiilin raf alameti nedir? Ma nedir? Alametu raf'i. Raf alameti. El fi'li el mudari'i. Muzari fiilin raf alameti nedir? El üstadu. Raf alametleri burada anlatılacak şimdi. Az önce merfu dedi değil mi? Muzari fiil merfudur. Merfu demek illa muzari'nin sonunda ötre görmek midir? Tek bu mu yani? Başka bir şey olamaz mı? Onu anlatacak. El üstadu. Bir. Tekunu. Şimdi ne yapacak burada? Muzari fiilin merfuluk alametlerine değinecek. Tekunu alametu raf'il fi'lil mudari'i sahihil ahiri. Sahihi ahir ne demek? Sonuncu harfi sahih olan demek. Yani illet harfiyle bitmemiş fiil manasına geliyor. Sonu sahih olan yani sonuncu harfi sahih harf olan muzari fiilin raf alameti olur. Ne olur? Ezzammete, ezzahirate. Zahiri zamme olur. Zamme olur. Zamme ötre demek. Zahiri diyor. Yani görebildiğin, yazılabilen, telaffuz edilen, seslendirilen manasına geliyor. Misalün örnek. Yektubu merfu. Raf alameti nedir? Alametu raf'ihi. Nedir raf alameti? Raf alameti fiilin sonunda ba'da görmüş olduğun zammedir. Peki niye zahiri zamme oluyor? Görünebilen, telaffuz edilen, okunan, seslendirilen. Çünkü muzari'nin sonuncu harfi nedir? Sahih harftir. Ba'dır. Bundan ötürü. Şimdi bunu tekrardan açıklıyor. Yektubu nedir? Fi'lun mudari'un. Muzari fiildir. Merfu'un. Merfudur. Ve alametu raf'ihi. Onun raf alameti nedir? Ezzammetu zahiratu zahiri zammedir. Nerede bulunuyor bu zahiri zamme? Fi ahirihi onun sonunda yani ba'da. Ve failu fail olan şey nedir? Damirun müstetirun. Damirun zamirdir. Zamir ismin yerini alan bir kelime. Bir isimden bir parçadır. İsimdir yani bu zamirler de isimdir. Peki nasıl bir zamir? Müstetirun. İstetara, setara, istetara, setara, istetara. Bilenler için setara sülasi mücerredi iftar babına aktarılmış istetara olmuş. Yestetiru, istitarun, müstetirun ismi faildir iftar babından. Gizlenmiş manasında gizli, gizli zamirdir göremezsin. Peki gizliliğinin hükmü nedir? Cevazen, cevazen müstetirdir. Yani görünebilir de. Görünmüyor burada ama. Görünüp görünmemesi caizdir. Takdiruhu o zamirin açılımı nedir? Hüvedir. Yani senin şurada görmüş olduğun yektubu fiilinin faili nedir? Gizli zamir hüvedir. Buradaki yektubu için de aynısı değişen bir şey yok. Zaten buradaki yektubu buradaki yani. Değişen bir şey yok. Şimdi ikiye geçiyor burada. Geçmeden şunu belirtelim. Ne dedi? Cevazen dedi. Yani sen herhangi bir muzari fiil bulsan, müfet müzekker gaip, diğer de işte üçüncü şahıs tekil, yektubu örnek olarak karşımıza çıktı orada. İşte yektubu yaklaşık olarak şöyle bir şey idi. Yektubu, yektubu da fail ne? Gizli zamir hüve. Ne zaman ama? Yektubudan sonra açıkça bir kelimeyi fail olarak yazmazsan, o zaman dersin ki faili hüvedir. Ama yektubudan sonra sen faili getiriyorsan hala faili hüvedir demezsin değil mi? Örnek yektubu yazıyor kim? Mesela diyelim ki Muhammedun
yazalım. Muhammedun. Muhammed adlı kişi yazıyor. Ne yazıyor artık? Ne yazıyor ise. Şimdi yektubu muzari fiil. Fail ne? Muhammed kelimesi. Yani burada gidip hala fail hüvedir der misin? Demezsin. Niye? Zahiri olarak, yani görünür olarak, aşikar olarak yazıda, cümlede yer alan bir fail var. Olmasaydı zamir olarak hüveyi atacaktın. Takdiri hüvedir diyecektin. Demek ki burada zamir olarak failin belirtilmesi cevazendir. İster hüveyi burada fail yaparsan, ister peşine bir fail getirirsin. Sana kalmış. Madde 2. Neyi anlatıyor burada? Demiştik ki muzari fiilin raf alameti nedir? Raf alametleri için birincisi nedir? Zahiri zammedir. İkincisi nedir? İkincisi zahiri zammedir demiyoruz. İkinci de takdiri irab devreye giriyor. Onu da kısmetse bir sonraki dersimizde anlatacağız. Böylece ikinci sayfamızı da hemen hemen tamamlamış olduk.